Var olan sensin ancak Allah'ım. Biz ney gibiyiz? Bizdeki ses sendendir. Biz dağ gibiyiz. Bizdeki yankı sendendir. Burada aslında hep insanın acizliğini ifade ediyor. Öyle görmemiz lazım. Ney gibiyiz? Ney durduğu yerde ses çıkarır mı? Birisinin üflemesi lazım. Dağdan bir yankı geliyorsa birisi seslenmiş de o yankı var. Değil mi? Biz aciz kullarız. Bizde var olan her şeyin gücü, kaynağı sensin ya Rabbi. Biz kazanıp kaybetmede satranç gibiyiz. Ey sanatları hoş olan Allah'ım, bizi oynatan sensin. Kazanıp kaybetmemiz sendendir. Satranç taşları gibidir. Allah nereye koyarsa oraya gidiyorsun. Ey bizim canımıza can olan Rabbim, biz kim oluyoruz da sana karşı biziz diye ortaya çıkalım. Aslında bizler de bizim varlığımız da birer yoktan ibarettir. Allah'ım, fani varmış gibi gösteren gerçek varlık senden ibarettir. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Vahdet-i vücudu nasıl anlıyorlar? Kendi acizliğinin ifadesidir. Evet. Bu başka bir şey. Bu da aslında kulluğun ta kendisidir. Bir insan acizliğini ifade etmesi, gerçek kul olduğunu idrak etmesidir. Bütün güçleri, bütün varlıkları, bütün güzellikleri Allah-u Teala'ya verip bütün acizliği kendine nispet etmendir. Ya Rabbi fakir benim gani sensin. Hasta benim şifa veren sensin. Görünüşte biz hepimiz de birer arslanız. Ama o bayrakların üstündeki arslanlar gibi. O arslanların zaman zaman oynayışı, saldırışı rüzgarın tesiriyledir. Yani bayrağın üzerindeki aslan rüzgar estiği zaman hareket ediyor. Esmezse duruyor. Bizim aslanlığımız da yani güçlü kuvvetli insanlar, işte bilgili kabiliyetli insanlar bunlar Allah-u Teala'nın rüzgarı eserse hareket haline geçer. Dur dedim mi? Profesörü de, filozofu da, dünyanın en güçlü adamı da o anda ölüyor. Bitti artık senin hakkın, yaşama hakkın dendiği zaman A bile diyemiyor. Bir harf bile söyleyemiyor. O kadar filozof, bilgili, bilmem ne yüceltilen insanlar. Veyahut da gücü kuvvetiyle ben cenazelere böyle bakarım. Güçlü, kuvvetli, kimseyi beğenmeyen adamlar. Bir parmağını bile kaldırmaktan aciz. Diyelim bilek güreşinde herkesi yıkan adam öldüğü zaman, Allah tamam hakkın bitmiştir dediği zaman yaşama hakkın bu kadar. Parmağını şurada elini buradan kaldırıp şuraya koyamıyor. En güzel şarkıları söylüyor, türküler söylüyor diye milletin peşinde koştukları insanlar bir hece söyleyemiyor. Bayrakların üstündeki arslanların oynayışları görülür de onları oynatan rüzgar görünmez. İşte o görünmeyen var ya, o görünmeyen eksik olmasın, hiçbir zaman bizden uzak kalmasın. Allah'ım, bizi hareket ettiren güç de, bizim varoluşumuz da senin lütfun, ihsanındır. Varlığımızın hepsi de sendendir. Senin eserindir, senin icadındır. Yok olan bizlere varlık lezzetini sen tattırdın. Sonra tuttun, var gibi görünen bizleri kendine aşık ettin. Bizlere verdiğin manevi varlık lezzetini, lütfettiğin nimeti geri alma. İhsan ettiğin mana aşkının, kadehini, şarabını, mezesini bizden esirgeme. Eğer o manevi lezzeti, o feyze esirgersen, onları senden kim arayabilir? Resim sen beni böyle yaptın diye ressama nasıl olur da çıkışabilir? Allah'ım sen bize bakma, bizim yaptıklarımızı görme. Sen kendi lütfuna, kendi cömertliğine bak. Allah'ım ne biz vardık ne de bizim dileğimiz vardı. Senin lütfun bizim söylenmemiş sözlerimizi duyuyor, işitiyor, bizi varlığa çağırıyordu. Allah'ım bu duamızı sana ulaşan dualardan et. Su havuz içinde mahpus gibidir. Fakat rüzgar onu emer, yukarı çeker, alır. Çünkü su da rüzgar gibi dört unsurdan biridir. Rüzgar o suyu azar azar alır, ta madenine kadar götürür. Onu hapisten kurtarır. Sen bu hali, bu gidişi, tükenişi göremezsin. Bizim alıp verdiğimiz bu nefesler de bizim canlarımızı,
Tıpkı onun gibi azar azar dünya hapishanesinden çalar götürür. Candan, gönülden söylenen güzel sözler, dualar, niyazlar, yakarışlar Hakk'a doğru yükselir. Hak'tan başka kimsenin bilmediği bir yere kadar varır, ulaşır. Temizlenmiş ve arınmış olan nefeslerimiz, hoş sözlerimiz yücelir, yücelir, bizden armağan olarak ölümsüzlük, sonsuzluk alemine varır. İleyhi yasadül kelime-i tayyib vel amel-i salih. Kelime-i tayyibler ve salih ameller ona yükselir. Sonra sözlerimizin, niyazlarımızın sevabı Allah'ın rahmeti eseri olarak kat kat çoğalarak bize gelir. Sonra da kul elde ettiklerine benzer sevabı tekrar elde etsin diye Allah bize yine onlara benzer sözler söyletir. İşte böylece hiç durmadan güzel sözler ötelere yükselir, yücelere gider. Karşılığında rahmet iner. Bu iki hal sende, senin varlığında daima olur, durur.